Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce konu anlatımını yapmış olduğum sıfatlar konusunun soru çözümlerini yapmış olacağım. İsteyen arkadaşlar daha önceki videolarda olduğu gibi soruların pdf'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. O her gün aynı saatte bu sokaktan geçer cümlesinde bakın saat, isim, Hangi saatte aynı saatte bu sözcük nedir arkadaşlar? ismi belirttiği için sıfattır. Yabancı konuklar önümüzdeki ay gelecekler cümlesinde konuklar isim, hangi konuklar? Yabancı konuklar bu da ismi belirttiği için yine sıfat görevindedir. Güçlü yazar okuyucusunda değişim yaratmalıdır cümlesinde bakın değişim herhangi bir sözcüğü belirtmiyor. Nedir arkadaşlar? O yüzden isimdir. O her zaman sakin bir çocuk olmuştur cümlesinde ise çocuk isim, nasıl çocuk sakin çocuk ismi belirttiği için bu da sıfat görevindedir. Kentin büyülü havası onları etkilemişti cümlesinde ise hava isim, nasıl hava büyülü hava ismi belirttiği için bu da sıfat görevindedir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı niteleme sıfatından önce kullanılmıştır diyor. Bakalım bir garip aşk hikayesi yaşıyordu cümlesinde. Aşk hikayesi belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. Nasıl aşk hikayesi? Garip aşk hikayesi. Garip sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Bir sözcüğüne baktığımızda ise nasıl garip aşk hikayesi? Bir garip herhangi bir garip anlamına gelmiş. O yüzden bir sözcüğü nedir? Bu da belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfat aynı zamanda belirtme sıfatı olduğu için belirtme sıfatı, niteleme sıfatına ne yapmış? Önce kullanılmış arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğünün görevi ötekilerinden farklıdır demiş. Açıklamaya bakalım. Bakın bir sözcüğü tek anlamında kullanılmışsa asıl sayı sıfatı? herhangi bir anlamında kullanılmışsa buna da ne deniyor arkadaşlar? Belgesi sıfat deniyor. Senede bir gün görüşebiliyorduk sadece cümlesinde. Senede tek gün görüşebiliyorduk anlamına geldiği için arkadaşlar burada nedir? Burada sayı sıfatıdır. Onunla bir kez daha karşılaşabilseydik cümlesinde. Burada da arkadaşlar yine tek anlamına geldiği için bu da sayı sıfatıdır. Geleceğimizi bir günde belirlemeleri ne acı cümlesinde. Yine buradaki bir sözcüğü de tek anlamına geldiği için arkadaşlar sayı sıfatıdır. Bu ömür de bir gün biter elbet cümlesinde ise bakın bir sözcü herhangi bir anlamına geldiği için burada belgisi sıfattır arkadaşlar. Bir şarkı daha söyleyebilirsin aslında cümlesinde ise yine bir sözcü tek anlamına geldiği için burada da sayı sıfatı görevindedir. Bundan ötürü de doğru cevabımız diğerlerinden farklı olduğu için D seçeneğidir. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir adı niteleyerek sıfat tamlaması olmuştur diyor. Değerli eşyalarını giderken yanında götürdü cümlesinde. Arkadaşlar isim tamlaması olmadığı için A seçeneğini ederiz. Yollar diz boyu kardan geçirmiyordu cümlesinde. Bakın diz boyu. Birinci sözcük eki almamış. ikinci sözcük iyilik eki aldığı için bu tamlama nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Kar isim Nasıl kar? Diz boyu kar. Bu da arkadaşlar nedir? Niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla isim tamlaması bir adı niteleyerek sıfat tamlaması görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneğidir. Beşinci soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bakın sıfat yoktur diyor arkadaşlar. İyilik etkele övünsün ele cümlesinde arkadaşlar herhangi bir sıfat olmadığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı cümlesinde bakın öküz isim nasıl öküz koca öküz burada koca sözcüğü nedir niteleme sıfatıdır. B seçeneğini eleriz. İyiliğe iyilik her kişinin kârı ifadesinde yine kişi isim nasıl kişi her kişi bu da arkadaşlar kim olduğu belli olmadığı için yine belgesiz sıfattır. O yüzden C seçeneğini elemiş olurum. İyi dost kara günde belli olur cümlesinde ise dost isim nasıl dost iyi dost niteleme sıfatı. Gün isim nasıl gün kara gün kara sözcü de yine niteleme sıfatı görevindedir. O yüzden D seçeneğini delerim. İyi insan sözünün üstüne gelir cümlesinde ise insan isim nasıl insan iyi insan iyi sözcü de burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Altıncı soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz sözcüğü sıfat olarak kullanılmamıştır diyor. Sessiz gemi bakın arkadaşlar gemi isim nasıl gemi sessiz gemi sessiz sözcüğü niteleme sıfatıdır. A seçeneğini elemiş olurum. Sınıfın en sessiz öğrencisi Orhan'dır cümlesinde öğrenci isim nasıl öğrenci sessiz öğrenci burada da niteleme sıfatı görevindedir. Sessiz bir yerde oturmaya ihtiyaç duyuyoruz cümlesinde yer isim. Nasıl yer, sessiz yer, bu da niteleme sıfatı görevindedir. Şu televizyonu biraz sessiz izleyin cümlesinde ise izlemek fiil nasıl izlesinler? Sessiz izlesinler. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Durum zarfını verir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneğidir. Okulun en sessiz sınıfına kızıyormuş cümlesinde ise sınıf yine isim, nasıl sınıf? Sessiz sınıf. Sessiz sözcü de burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Yedinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde l'li ekin alan sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır demiş. Fırından tuzlu kurabiye almak istiyorum cümlesinde kurabiye isim, nasıl kurabiye? tuzlu kurabiye niteleme sıfatıdır. Sana şu işlemeli elbise çok yakışıyor cümlesinde elbise isim, nasıl elbise? işlemeli elbise İşlemeli sözcüğü niteleme sıfatı. Tuzlu ona bu yaştan sonra dokunur cümlesinde bakın tuzlu sözcüğü nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır. Önündeki isim düştüğünden dolayı. Karşıya geçen çantalı kızı gördün mü cümlesinde kız isim, nasıl kız? Çantalı kız yine niteleme sıfatı. Zorunlu ödemeler insanı bunaltıyor cümlesinde ise ödemeler isim, nasıl ödemeler? Zorunlu ödemeler niteleme sıfatı. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğerlerinden farklı olduğu için. 8. soru. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümledeki sıfat ikinci cümlede ad görevinde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakın E seçeneğine bakalım direkt. Sen de bilirsin genç insanlar yaşamı sever cümlesinde Arkadaşlar insanlar isim, nasıl insanlar? Genç insanlar. Genç sözcüğü burada niteleme sıfatı görevindedir. Sen de bilirsin insanın genci yaşamı sever cümlesinde ise genç sözcüğü nedir arkadaşlar? İsim görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. 9. soru arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır diyor. Sana tuzsuz bir dilim ekmek vermişler cümlesinde. Bakın arkadaşlar. Ekmek isim nasıl ekmek dilim ekmek niteleme sıfatı. Burada da bir sözcü tek anlamına geldiği için sayı sıfatıdır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız aşık olacaktı. 10. soru aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı sıfat almış olan belirtili at tamlaması vardır diyor. Arkadaşlar direkt B seçeneğine bakalım. Bakın kentlerin havasını demiş. Kentlerin havası her ikisi de ek aldığı için bu nedir? Belirtili isim tamlamasıdır arkadaşlar. Nasıl hava? Boğucu hava niteleme sıfatı. Nasıl kent? büyük kent, büyük sözcü de yine niteleme sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi hem tamlayan hem de tamlanan sıfat aldığı için doğru cevabımız B şıkkıdır. 11. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasında sözcük yani sıfat girmez demiş. Bu kurala uymayan belirtisiz ad tamlaması hangisidir diye soruyor bize. Bakın C seçeneğine baktığımızda İnşaat mühendisi birinci sözcük ek almamış ikinci sözcük ise iyelik eki aldığından dolayı bu tamlama nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl mühendis? Yüksek mühendis. Yüksek sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi belirtisiz isim tamlamasının arasına sıfat girmiş. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneğidir. 12. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük niteleme sıfatı değildir diyor. Bu uzun ayrılığa dün mü karar vermişler cümlesinde ayrılık isim nasıl ayrılık uzun ayrılık niteleme sıfatı. Kapalı bir yere sığınarak yağmurdan korunmuş cümlesinde ise yer isim nasıl yer kapalı yer kapalı sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Canımı sıkan her şeyi sana anlatmalıyım cümlesinde ise bakın arkadaşlar sıkan sözcüğü nedir burada? Yine niteleme sıfatı görevindedir. Çünkü şey isim nasıl şey canımı sıkan şey niteleme sıfatıdır. D seçeneğinde salonun diğer köşesinde oturanlara seslendi cümlesini görüyoruz. Köşe isim hangi köşe diğer köşe? Arkadaşlar bu da işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Eleştirici bir gözle beni değerlendiriyordu cümlesinde ise göz isim, nasıl göz, eleştirici göz bu da yine niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevabımız D seçeneğidir. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne sözcüğü soru sıfatı olarak kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Ne konuşuyorsun babanla cümlesinde bakın ne sözcüğü soruyu sağlamış. ismin yerine geçtiği için bu nedir arkadaşlar? Soru zamiridir. Neye kızdığımı anladın mı cümlesinde mı soru edatıdır. Soruyu sağlamıştır. O yüzden buna bir soru edatı diyoruz. Ne konuşup duruyorsunuz öyle cümlesinde ne sözcüğü bakın niçin anlamına geliyor. Niçin konuşup duruyorsunuz ifadesi ise nedir arkadaşlar? Soru zarfıdır. Ne istiyor bu adam cümlesinde ise yine ne sözcüğü ismin yerine geçtiği için soru zamiridir. Ne gün yapılacakmış sınav cümlesinde ise bakın soruyu sağlayan ne sözcüğüdür? İsmi belirtiyor. İsmi belirten sözcükleri biz ne diyoruz arkadaşlar? Sıfat diyoruz. Bu da soru yoluyla belirttiği için soru sıfatıdır. Bu yüzden de cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır diyor 14. soruda. Kitapların. Kaçını henüz okumadın cümlesinde kaçını sözcüğü ismin yerine geçtiği için soru zamiridir. Hangi konuyu çözmemi istiyorsun cümlesinde ise bakın soruyu sağlayan sözcük hangidir? İsmi belirtiyor arkadaşlar. İsmi belirttiği için biz buna ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneğidir. 15. soru. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Yağız atlarla giderdi reis obaya cümlesinde at isim, nasıl at? Yağız at niteleme sıfatı görevinde. Adamın bu garip hareketleri yadırganıyordu cümlesinde hareket isim, nasıl hareket? Garip hareket niteleme sıfatı görevinde. Bu başarı sıkı bir temponun ürünüdür cümlesinde ise tempo isim, nasıl tempo? sıkı tempo niteleme sıfatı. Ege'de tertemiz doğa hepimizi hayran bıraktı cümlesinde ise doğa isim, nasıl doğa? tertemiz doğa niteleme sıfatı. O yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş cümlesinde ise yalan sözcüğü burada nedir? herhangi bir sözcüğü belirtmediği için ve sonuna makmek eki almadığı için arkadaşlar isim görevindedir. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneğidir. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi bir sözcük tarafından nitelenmemiştir diyor. Eğri büğrü kaldırımların derken arkadaşlar bakın kaldırımlar isim nasıl kaldırımlar? Eğri büğrü kaldırımlar. Eğri büğrü sözcüğü nedir burada? Niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Sıkış sıkış park etmiş arabaların derken yine araba isim nasıl araba sıkış pıkış park etmiş arabalar ifadesini görüyoruz ki ismi belirttiği için bu da yine niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Boşaltılmamış çöp tenekelerinin teneke isim nasıl tenekelerin boşaltılmamış çöp tenekeleri bu da niteleme sıfatı görevindedir. Arasında neşeli ve kavgacı çocuklar bakın çocuklar isim nasıl çocuklar neşeli ve kavgacı çocuklar bu da niteleme sıfatı görevindedir. Dolayısıyla arasında sözcüğü herhangi bir sözcük tarafından nitelenmediği için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.